Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 3. remiz 29. hassasında denilmiştir ki kainatın neticesi hayat olduğu gibi hayatın neticesi olan şükür ve ibadet dahi kainatın sebebi hilkati ve ille gayesi ve maksut neticesidir. Evet, bu kainatın sani hayyu kayyumu bu kadar hadsiz enva nimetleriyle kendini zihayatlara bildirip sevdirmesine mukabil elbette hayatlardan o nimetlere karşı teşekkür ve sevdirmesine mukabil sevmelerini ve kıymetler sanatlarına mukabil meddü sena etmelerini ve evamir Rabbaniyesine karşı itaat ve ubudiyetle mukabele etmelerini ister. Şimdi baştan baktığımız zaman hayatın 29 hassasını birinci remizde bahsetti. Kainatın neticesi diyor hayattır. Hayat Allah'tan perdesiz gelen dört tane mevcuttan bir tanesidir. Hayat. Cenab-ı Hak'tan direkt perdesiz geliyor. Nurani ve zulmani hiçbir perde yok. Ha diğerleri niye perdeli gelir? Mesela ölümde perde var. Hastalıklar, musibetler konulmuş. Haksız itirazlar Allah'a gidip de kul inkar etmesin, küfre düşmesin, ölümün hakikatını bilemeyen kulların önüne hastalıklar ve musibetler perdesi konulmuş. Onun arkasına ondan geçebilirse Hazreti Azrail aleyhisselam nurani bir perde olarak yerleştirilmiş. Ama hay olan Allah olduğu gibi muhi olan Allah olduğu gibi ölümü de yaratan, mevti de yaratan yine Allah'tır. O perdeler arkasında mevti yaratır, ölümü yaratır. Fakat önüne hikmetini idrak edemeyen kullar isyan etmesin diye perdeler koymuş. Hayatta perde yok. Direkt kudret Rabbaniye'den geliyor. Hayatın önünde bir esbab, sebep yok. Direkt Cenab-ı Hak'tan geliyor. Ha buna delil mi istersin diyor. Mesela insanın, ben bunu doktorlara sormuştum. Sorduğum doktorlar da profesördü. Daha önceki derslerde belki bahsettik bir zamanlar bunu öğrenmek için onların ilimlerinden istifade etme maksadıyla onlara sormuştum. Yani hücrenin insanın en küçük yapı taşı zahiren görünüşte hücre. Tabi onun böyle ilmi izahlarını bilmediğim için giremeyeceğim ama içine girdiğin zaman çekirdekte DNA'sı, RNA'sı, proteinleri, lizozomu, ribozomu değil mi? büyük bir şehir hükmünde aslında küçücük bir nokta. Canlı bir nokta. Fakat aşağıya indiğin zaman, bir arka tarafa geçtiğin zaman işte o proteinleri de, RNA'yı da, DNA'yı da, onların yapı taşları da arka tarafta atom, kalsiyum, hidrojen, bakır, azot, belki hidrojen işte atom, zerreler var. Atomun altyapısı var, zerrelerin altyapısı var. Ta esire kadar, etere, eterden esire kadar gidiyor. Fakat sadece atomda kalsam, yani hidrojen, oksijen, karbon ve azot ve diğer atomlarda kalsam insanın vücudunun yüzde yetmişi su diyorlar. Geriye kalan yüzde da topraktaki bütün elementler, bütün atomlar Kur'an ifadesiyle birebir örtüşü balçık bir çamur. Mahiyeti bu. Atomlar ise sorum şuydu o doktorlara canlı mıdır, cansız mıdır? Dediler ki boşaltım yok, üreme yok, sindirim yok, o yok, bu yok, izah ettiler. Atom cansızdır, ölü değildir. Ölü olması için canlı olması lazım. Canı yok, cansız. Hareket edebilir. Dünya da taş küre de hareket ediyor. Güneş de hareket ediyor. Atomlar da hareket eder. O hareket ettiren birinin varlığını gösterir. Yani bir cisme kuvvet uygulamazsan malum ya hareket etmez. Hareketli bir cisme kuvvet uygulamazsan durmaz. Demek ki kuvvet uygulayan birisinin varlığını gösterir. Ama atomların kendisi cansız. Hidrojende can yok. Oksijende can yok. Karbonda can yok. Ha bu tarafa bakan yönüyle oraya girmeyelim. Biraz böyle şey olabilir. Onları idare eden evet mühekel melaikeleri var. Onların dizginlerini tutan şuur sahibi mahluklar var ama kendi zatları cansız. Cansız atomdan canlı hücre nasıl olur diye sorduğumda bana ifadeleri şu oldu. İzahı yok. Bir sebep yok. Yani toprak da cansız, su da cansız, hava da cansız. Hepsi atom. Atomun yapı taşı esir, tek bir malzeme. Onu da kayyum bahsine isteyen bakabilir. Uzayın yedi tabakasında lemalarda bahsediyor. Oraya da bakılabilir. Tek bir malzemeden yaratmış. Yani kudreti ilahi şunu istiyor. Bir topraktan her şey, her şey bir toprak yaptığı gibi bütün alemi tek bir mürekkepten yapmış. O mürekkebin adı da atomun altyapı taşı olan esir. Evet belki şu anda bulundu ya da bulunacak. Derse bakan tarafı şu, mürekkep bu. Katibin kalibinin mürekkebi, o katip, o kaleminin, o mürekkebiyle sözler, mektubat, lemalar, şualar ayrı ayrı kitap olduğu gibi her bir sayfadaki her bir kelimenin her bir harfin dizilişi ayrı o dizilişlerin manası farklı olduğu gibi hepsi kendi varlıklarıyla katiplerinin varlıklarını gösteriyorlar. Ama atom cansız, insan canlı. Yani binanın yapılmasındaki çimento, demir, tuğla kum cansız, bina canlı. Bina gülüyor, anlıyor, idrak ediyor, görüyor, işitiyor, konuşuyor, seviyor, öfkeleniyor ve hakeza. Milyonlarca duyguları var. E binanın kendisinde, yapı taşında bu yok. Demek bu hayat dışarıdan, perdesiz, direk geliyor. Sebepsiz geliyor. Ve kainatın, kainatın neticesi. Yani bu kainat, hayat için yaratılmış. Hayat olmazsa kainat virane olur. İçinde insanların yaşamadığı ev eninde sonunda virane olmaya mahkumdur. Her şeyi canlandıran, şenlendiren, o eşyayı böyle nurlandıran diyor hayattır. Tabi insanların hayatı, cinlerin hayatı, melekelerin hayatı, ruhaniyatın hayatı, hayvanatın hayatı, nebatatın hayatı hayat tabakaları var. Ve görünmeyen alemde işte berzah alemindeki hayat, kavlubeladaki hayat daha ötelerde tekrar mahşerdeki bir hayat, cennetteki hayat, cennetimdeki hayat bu devam edecek. Ama kainatta kalırsan kainatın neticesi hayat olduğu gibi. Yaratılmasının hikmeti hayattır. Hayat ise Cenab-ı Hakk'ı gösteren en büyük ismi azamlardan bir tanesidir. Varlığını gösteren. Ve perdesiz gelir hayat. Direkt gelir. Hayatın devamı için o hayata alem kadar masraf yapılmıştır nefsimin anlayacağı tarzda şu kendimin. Mesela mesela şu anda bende hayat var. Bu vücut canlı. Bu vücudun içinde, bu vücudun cinsinden olmayan bir ruh, bir hayat, bir şuur, bir idrak var. Çünkü vücut 6 ayda bir kere yenileniyor. 6 yılda bir kere yine o müteassıslar demişti doktorlar. işte beyin ve omurilik hücresi de yenilenir. Fakat zedelendiği zaman dedi yerine yenisi gelmez demişlerdi vücudun kendisinde devamlı bir surette nefesle, yiyecekle, gıda ile değişim oluyor. Hücreler devamlı bir surette değişiyor. Fakat ben onun içinde olduğum halde değişmiyorum. Demek ben bu vücudun içinde zahiren baktığın zaman ruh bedenin içinde yuvası gibi, kafesi gibi. Yani kuş var kafesin içinde ama kuş kafes cinsinden değil. Ama zahiren bakarsan böyle, batına bakarsan, ismi batına göre bakarsan, o ruh öyle bir yapıya sahip ki sahip ki alem onun içinde çünkü düşündüğün anda hayal ettiğin anda gaybtan ta cennet cehennemden kavlu beladan dünyanın her noktasına kadar hayal ve fikrinin üzerine binip her yerde gezebilirsin demek her yerle o ruhun mani, maddi manevi irtibatı var. İşte hayat bütün alemdeki en kıymetli evet ayne ilahi bu hayatın devamı için sadece hayatın tezahür ettiği bedenin devamı için vücudun devamı için mesela bir elma yemesi için bunun dünyanın deverana kalkması dünyadan bir buçuk milyon kat daha büyük güneşin yanması yedi kat atmosferin böyle dünyadan kaçmayacak şekilde en mükemmel surette dizilmesi dağların evet karaları çakılıp fay tabakalarının kitlenmesi, okyanusların karaları istila etmesinin engellenmesi, toprağın yaratılması, güneşin ışığının gönderilmesi, hatta eskiden okumuştum bilimsel bir dergide dünyadaki elmanın gece gelen yıldızların ışığından bile istifade ettiğini, onlarla bile irtibatının olduğunu, yani bir elmayı bir adama diyor hakiki rızık yapmak için o hayatın devamı için bir alem kadar bu hayata masrafın yapıldığını bugün fen bilim bize gösteriyor. Demek bunun arkasında ne var? Ne güneş beni tanır, ne dünyanın benden haberi var, ne elmanın benden haberi var, ne o ağaç beni bilir? Ne o dağlar benim için kazıkla direkler, hazineli direkler olarak çakılmıştır. Ne de okyanuslar dağılmadan, dökülmeden saatte 111 bin kilometre hızla uzayda yer değiştiren, bir geçtiği yerden bir daha geçmeyen dünyanın üzerinde dağılmadan, dökülmeden dururlar. Demek bu hayata bu kadar masraf yapan kudret ilahiye, hayy kayyum olan Allah bu hayattan çok şey bekliyor. Ve bu hayata bu kadar masraf yapıyor. Ve bu hayata bu kadar kıymet ve ehemmiyet veriyor. Kısacık, daracık, fani bir hayat için bu kadar masraf yapması Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azametine ve israftan münezzeh olmasına. Evet, eğer ahiret yoksa münafi düşer. O zaman kainatın neticesi hayattır. Hayat tabakalarından en üstün hayat da insan hayatıdır. Bütün mahlukat insana sanki Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde ederin manasıyla hizmet etmek için etrafında pervane gibi döndürülüyor. Zehirli böcekten bal yediriliyor, elsiz böcekten ipek giydiriliyor. Gözünün görmesi için ışık, burnu için koku alemi, dilinin tadı için binlerce ta ayrı ayrı lezzetler, kulağı için ses sofrası, değil mi? Aklı için, kalbi için Kur'an sofrası, bilim sofrası, ilim sofrası milyonlarca sofra kurulmuş bu insan için demek bu insanın mühim bir vazifesi var. Yani hayatın kıymeti çok büyük, o zaman bu hayatın neticesi de çok büyük. Evet, hayatın neticesi kainatın neticesi hayat olduğu gibi yani bu kainatın meyvesi hayat olduğu gibi hayatın neticesi de şükür ve ibadettir. Şükür ve ibadetten de maksat şu. Nimet içinde diyor inamı görmek. Ne demek? Allah bunu bize yaşamayı nasip etsin inşallah. Bilmeyi, idrak etmeyi ve yaşamayı. Yani o elma misalinden gideyim. O elmaya geldiği zaman önüne bunu beni seven, beni bilen, bana merhamet eden, bana bu hediyeyi ikram eden, bu lütuflarıyla beni sevdiğini gösteren ve buna hiçbir ihtiyacı olmayan şu galaksilerin, kürelerin, atomların gördüğüm alemin sahibi ve görmediğim alemin sahibi olan mevcudu meçhul, idraki nakabil, yaratılmamış, ezeli ve ebedin sahibi olan tek zatı akdes ve mukaddes olan Allah'ın bana olan iltifatıdır. O zaman bu iltifata karşı yapacak hiçbir şeyim yok. Tek söyleyeceğim şey şu: Elhamdülillah. Hiç layık olmadığım halde bana bunu ikram ettin. Sen ne kadar izzet içinde, azamet içinde, değil Tenezül ve tevazu sahibi kudret mutlakasın. Yarattığın mahlukatına iltifatın var. Şefkatin ve merhametin de tezahür ediyorsun. O zaman benim vazifem sana şükretmektir. Ve bu şükrün ötesinde İkinci basamak ise şükürle beraber ibadet ile seni tanımaya ve seni aleme tanıtmaya. Alemin ihtiyacı var. Allah'ın ihtiyacı yok. Samet olan Allah'ın ihtiyacı olsaydı alemi yaratamazdı. İhtiyacsız olan Allah, değil mi? Samet olan Allah'ı alemin ve benim bilmeye ihtiyacım var. İşte ibadet yoluyla gönderdiği rehber-i azamın yoluyla Ali ve selam efendimizin yoluyla o ibadet penceresinden onu güzelce tanımak, güzelce bilmek ve kendine layık bir kemalatta dünyada cennet hayatının numunesini yaşayıp ve buradan ruhunu teslim edip hakiki asli vatanın olan cennete gitmek için bu dünyaya vücuda getirildin. Bunun tersi ne? Bunun tersi de var. Evet. Tersi de şu. Her şeyin böyle tersi olur. Değil mi? Nur, zulmet, iman, küfür itaat isyan değil mi? Her şeyin tersi olur. Bu hayat verildi. Bu hayat ikram edildi. Ben buna karşı Allah'a hiçbir şey vermedim. Yok gibi şeyim vereyim. Hiçbir hakkım yok. O fazlından bunları lütfetti ve bunlara karşı edep içinde bu nimetlerin inamı yani gelen bu nimetten münimi hakiki bulup ona teşekkür edip bu nimetleri ondan bilip onu güzelce tanımaya gayret göstereceğim halde verilen nimetleri sanki kendi malımmış gibi gasp edip onların Allah'la olan irtibatını kendi alemimde kesip bir hakkım varmış gibi verilmeyenlere şikayet etmek. Yani şükrün tersine girmek. Şikayet. Değil mi? Bu da yok, bu da yok, bu da yok diye yokları görmek. Geçen gün bu dersi okurken bir arkadaş bir şey söyledi. Çok hoşuma gitti. Allah söylettirdi yani. Dedi ki ben bardağın dolu tarafına bakmam dedi. Boş tarafına da bakmam dedi. Bardağı doldurana bakarım ona şükrederim dedi. Niye bardağın dolu tarafına bakayım ki? Doldurana bakmak dolu tarafına bakmaktan daha güzel dedi. Çünkü o sonsuz hazine sahibi şükrün zıttı şikayet, kanaatsizlik, memnuniyetsizlik böyle, edepsizlik. Nefsime söylüyorum, herkes kendi nefsini alabilir. Bir arkadaş diyelim misafirliğe çağırdı. Misafirliğe gittiğin zaman en güzel yemekleri ev sahibi şey yapar, hazırlar. En güzel koltukları işte sen, seni oturtururlar. Her türlü böyle ikramlarda bulunurlar. işte muhabbet gösterirler. İnsan o muhabbete, o ikramlara kanaat etmeyip ev sahibinin malını evet gasp etmeye kalksa, çalmaya kalksa, bir de şikayette bulunsa, bu niye yok, şu niye yok, bu niye yok dese ne kadar büyük edepsizlik ve saygısızlık olduğunu diyor, zerre kadar aklı bulanın anlaması gerekir. O zaman şükürsüzlük alemdeki en büyük nikmettir. Şükür en büyük nimet, şikayetse en büyük nikmet. O zaman şikayet etmeyelim mi? Allah bana şikayet duygusunu vermiş, nefsimi ve şeytanın vesveselerini Allah'a şikayet edip Allah'tan yardım istemem için bana şikayet duygusu verilmiş, Allah'ın verdiklerini kanaatsizlikle, yaptığım hatalarla, kalp ve ruhumdan gelen sıkıntılarla beğenmemezlik gösterip verilmeyenlere böyle Allah'a karşı, Allah'ın nimetlerine karşı edepsizlik yapayım diye bana şikayet duygusu verilmemiş. Şikayetin doğurduğu netice, ibadet nasıl şükrü netice veriyordu, şükür ibadete netice veriyordu. Şikayet de isyanı, günahı, en sonunda küfrü netice verir. Şükrün ve ibadetin meyvesi, cennet olduğu gibi, şikayet, günah ve isyan ve küfür. Bunlar birbirini doğuran kısır döngüler. Doğu, kısır döngü, zulmet döngüsü bunlar. Bunlar da hem hayatını cehenneme çevirir. Evet, hem hayatını cehenneme çevirir. Hem de neticesinde şekavete ebediye denilen ebedi şikayet alemi olan cehenneme gitmeyi netice verir. Çünkü şikayet tohumu, isyan tohumu eken cehennem zakkumunu kazanır. Ve oradan ebediyen nefsinden şikayet eder. Ha şu nefsine gelebilir. O zaman polyanacılık mı yapacağız? İşte her şeyi böyle hoş mu göreceğiz? Öyle değil. Verilmediği zaman diyor, hikmetini anlarsın, sabredersin. Verildiği zaman da şükredip Allah'a şükür makamında yaklaşırsın verilmediği zaman sabrın ne olduğunu anlarsın. Verildiği zaman da şükrün ne olduğunu anlarsın. Mümin diyor ne güzeldir. Başına musibet gelir diyor sabreder, kazanır. Başına nimet gelir şükreder, yine kazanır, yine kazanır. Diyelim ki fakirlik geldiği zaman sabreder, acizlik ve fakirliğini Allah'a karşı ilan edip terakki edip Allah'a yakınlaşır. Zenginlik geldiği zaman şükreder. Onu Allah yolunda kullanıp kalbine koymadan ayağının altına alıp yine kazanır, yine kazanır. Diğeri fakirlik geldiği zaman isyan eder. Beni mi buldu der. Edepsizlikte bulunur. O başına belayı alır. En büyük bela zaten şikayettir. Zenginlik geldiği zaman da nefsinden bilir. Nimetler yağmaya başladığı zaman Firavun gibi ben çalıştım, ben kazandım, tırnaklarımla geldim, çalıştım da böyle oldu diye Allah'a karşı şirk bayrağını açar. Orada nimet de verilse şirke girer, alınsa da şirke girer. Bu tarafta nimet verilse de sabra girip iman terakki eder. Diğerinde şükre girip yine iman terakki eder. O zaman kainatın neticesi hayat, hayatın neticesi şükür ve ibadet şükürden maksat Allah'ı bulup dünyayı bir nevi cennet hayatının numunesi olan dünyada helal dairesinde yaşayıp ibadet ile onu güzelce tanımaya çalışıp bu dünyanın manasını alıp eskimiş kabuğu toprağa bırakıp kapıyı kabir kapısını açıp ruhunun böyle nur aleminde daha üst bir hayatta daha geniş nimetlere gitmesi için teheran etmesini seyretmek. Rabbim inşallah bunu nasip eder. Bunlar çok büyük masraflar. Malum Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Meallerde görmüşsünüzdür. Allah burayı oyun olsun diye yaratmadı. Sen oynayasın, çocukça davranasın, şımarıklık yapasın, nimetlerin kadrini, kıymetini bilmeyesin diye yaratmadı. Fakat 15 yaşına kadar mühlet verdi. Hadi birazcık oyna. Anlamaya çalış. İdrak et. Ama 15'ten sonra artık oyunu bırak. Çok ciddi bir alem var çok ciddi işler bekleniyor. Sana çok büyük nimetler yüklenmiş. Hazine ilahinin anahtarını alıp cennetin dışına çıkıp Cemalullah'la müşerref olabilecek kapasitede yaratılmışsın. Sadece meyretmen lazım. Yapacağın şey çok az ama onu yapmazsan mesuliyet o kadar büyük olur ki diyor. Akıl ve kalp diyor bundan ürperir ve dehşete kapılır eğer gaflet diyor hislerini bozmadıysa. Estağfurullah ya Rabbi. Değil mi? Evet şükür ve ibadet dahi kainatın sebebi hilkati. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şey ihtiyacı yok. Değil mi? İstinai mutlakı var. Samedi mutlak. Fakat sonsuz hazinelerinden istifade edecek o mahlukları yaratıp o hazinelerini onlardan istifade etmesini etmesinden murad ilahinin kendine haz şefkat mukaddesesinin tezahürü var. İlle-i gaye, bilinmesi onun bilinmeye ihtiyacı yok benim onu bilmeye ihtiyacım var o şefkatinden kendisini bana bildiriyor ille gaye bu ve maksud neticesidir yani hayatının gayesi ille gayesi maksud neticesi yaratılmanın gayesi nimetleriyle Cenab-ı Hakk'ın şükretmek şükürde bir zahmet yoktur o veren o nimetlere nimeti veren zatı akdese teşekkür etmek onu güzelce tanımaya çalışmak, onun selametine girip rahmetini bulup ebedi o selamette nefes almak. Tek yapman gereken diyor nefsinden vazgeç. Nefsini Allah'a sat. Cenab-ı Hak çok büyük mükafat verecek. Ve her türlü imkanı vermiş. Değil mi? Tövbe kapısı açık. Farzlar çok hafif ve az bu kadar yüksek bir ücret bu kadar ufacık bir bu kadar ufacık bir gayrete verilmez ama onun rahmeti vermek istediği için işte bu kadar bir gayret göster ki kabiliyetin açılsın cennete layık bir kıymet al. Evet, diğeri ise musibet içinde musibet. Bela içinde bela. Yani şikayet. Yani isyan. Yani küfür. Küfre giden yol. Evet bu kainatın, bu kainat derken böyle evet de basıyor, bu da gösteriyor böyle. İyi bak, değil mi? İdrak et böyle. Ülfet perdesini yırt. Abes boş işlerden vazgeç. Allah'ı hatırlatmayan şeyleri terk et. Latifelerini orada söndürme. Birisi var, yoktan var etmiş, taş yapmadı, ağaç yapmadı, hayvan yapmadı, insan olarak yarattı, imanı ikram etti bu kadar hediyeleriyle kendini tanıttırdı. Bu kainat onun kitabı. Peygamberle efendilerimizi aleyhisselam gönderdi. O zaman bu kainata iyi bakmam lazım. <laughs> evet, bu kainatın sani hayyü kayyumu, şu anda hazır, bütün aleme hayat veren, muhi olan ve kayyum, ayakta tutan, bir an kayyumiyeti kesilse alem yok olup mahvolması gereken, alemin sani hayyu kayyumu. Evet. Allah diyor kainat cinsinden değil haşa. Ama kainat Allah'ın sanatı her an kayyumiyetiyle ayakta tutur duruyor. Bir an çekse diyor kainat mahvolur. Ve her an her noktasına farklı farklı hayatları aynı anda tecelli ettirip devamlı bir surette bu hayatları vermeye devam ediyor. Bu kadar hadsiz enva nimetiyle, Envai nimet sadece yiyecek içecek değil değil mi? Yani dışarıdan bakarsan böyle göze renk sofrası temin geçti ya. Buruna koku sofrası, kulağa ses sofrası, akla ilim sofrası, kalbe Kur'an sofrası, ruha zat-ı ilahiye sofrası. Nimetleri diyor saymakla bitiremezsin. Yani denizler mürekkep, teşbih tabi bu. Ağaçlar kalem olsa envai nimeti saymakla bitiremezsin ve karşılığında benim hiçbir şeyim yok. Mafsu lütuf, mafsu ihsan, bu kadar nimetler veren Sultan-ı Zülcelal olan Rabbini insan niye merak etmiyor değil mi? Hatta bir yerde ifade öyle geçiyor. Neden her şeyi bırakıp da insan ona doğru gitmiyor? Onu merak etmiyor, onu aramıyor. Onun muhabbetiyle diyor kendinden geçmiyor. Allah bize nasip etsin inşallah. Kendini zihayatlara bildirip sevdirdiğine mukabil. Allah rahmetinden tenezzülat ilahisi var. Kendini yarattığı küçücük kuluna kendini tanıttırıyor. Bir de hediyeleriyle, ikramlarıyla, lütuflarıyla, kalbinden geçen en küçük hatıratlara cevap vermesiyle kendisini sana sevdiriyor. Fakat bu sevdirmeyi parantez açmak lazım. Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yok. O zaman ne, sevdirmesi ne demektir? Senin onu sevme ihtiyacını biliyor. Eğer Allah kendisini sana sevdirmezse sen Allah'ı sevemezsin. Allah başka bir mahluk değil ki. O onu sevsin, o da onu sevsin. İlah olduğu için o seni sevmesi lazım ki sen onu sevesin. Senin onu sevme, o, sevmeye olan ihtiyacını biliyor ve kendisini sana sevdirip senin onu sevmeni sağlıyor. Bilme, bilmek istediğini biliyor, bilmek isteyeceğini biliyor. Kendisini sana rahmetinden bildiriyor. İsmini söylememe izin veriyor evet kendini bildirmesi ve ihsanları ve ikramlarıyla kendini sevdirmesine mukabil elbette zihayatlardan o nimetlere karşı teşekkür yani edep değil mi? o nimetleri vereni bulup kendinin bir kemalata yükselmesi hakiki insan olmanı istidatlarının inkişaf etmesini hani bu misal tabi herkesin bildiği bir misal ama bu manada bakmak lazım anne ve baba Allah'ın şefkatinin yaratılmış tezahürünün cilvesinin gölgesine massar değil mi? Özellikle iki defa anne hadis-i şeriften ifadeyle söyleyeyim bir defa baba. Evlatlarının böyle hayırlı işlerde muvaffak olması değil mi? Belirli bir yere gelmesinden hatta masraf da ederler. Hiçbir menfaatleri de olmaz ama annelik ve babalık şefkatiyle onunla iftar ederler. Memnun olurlar. Bunun çok ötesinde idrak nakabil idrak edilemez velillahul meselül ala allah kuluna ilah olarak mahlukatına şefkatinin ve merhametinin muhabbeti var ve kulunu daimi bir surette istatlarının inkişaf etmesi için her türlü nimeti ona ihsan ve ikram ediyor ve kulunun da bunları idrak edip kemalata ulaşması lazım ona sevmesi, ona muhabbet göstermesi gerekiyor. Ta ki kendine layık bir kemalatı bulsun. Sevdirmesine mukabil onu sevmesi gerekir ki devam etsin. Değil mi? Onu sevmek ile. Ve kıymetler sanatına mukabil metü sena etmelerini. Yani fenlerin gözüyle, değil mi? Astronomi feniyle, fizikle, kimyalı, ile, tıpla bu sanatların arkasındaki sanatkarın güzelliğini görüp birbirine ondan bahsedip onu arayıp onu kalbinde duyup aşkı şevk ile onu aleme ilan etmek metü etmek çünkü o ilahtır zatında ona hastır ve ona da layıktır evet evamir Rabbani'ye karşı itaat yani bütün alemi Rab ismiyle terbiye eden Allah'ın hür irade verdiği cüz'i iradeyle kuluna yüklediği cüz'i iradeyi Allah yolunda sarf edip o Rab ismine itaat edip terbiye ilahiye girip terakki etmesi için ubudiyetle mukabel etmesini yani ibadet ile onu tanımak ile onu bilmek ile onu bulmak ile karşılık vermesini ister İster senin için ister yoksa bunları yapmadıktan sonra cehenneme gittikten bir kıymet yok Cenab-ı Hak'tan eksilen bir şey de yok yani. Değil mi? Sen bunlara muvaffak olunca Allah'ta artan bir şey de yok. Fakat rahmetinden ve şefkatinden ve merhametinden kulunun üzerinde bunları görmeyi ister. Yani manen der diyor bir yerde. Ben alemi senin için yarattım. Sana hizmet etsin diye yarattım. Seni yarattığım bütün mahlukat içinde en üstün seviyeye getirdim ahsenül takvim sırrına mazhar ettim. Bütün alemde kendime dost kabul ettim seni. Daha öteye gidenler Habibullah oluyor işte aleyhissalatü vesselam. Senin de yapman gereken bu kadar muhabbete, bu kadar ikramlara karşı şükür ve ibadet. Başka da hiçbir şey yok. Çok az şey isteniyor. Değil mi? Nimetin sahibini gör, onu güzelce tanımaya çalış ve aleme onun güzel bir aynası olup onun tellallığını yap ve kendine layık bir kemalatı bul hakiki insan ol evet Rabbim insan olmayı bize nasip etsin inşallah Değil mi? insan olmayı diyeceksin ki insanız ne demek insan olmak işte sureten insan olduğumuz gibi manen de insan olmayı Allah nasip etsin ve o manen insan olmaktan öte suretimizi de insan suretinde haşretsin inşallah işte bu sırrı rubiyete göre teşekkür ve ubudiyet bütün enva hayatın yani teşekkür yani şükür yani hamd ham teşekkürün ötesinde ileride gelecek ve ibadet ibadetten maksat Allah'ı tanımak namaz müminin miracı sırrıyla Allah'a kavuşmak duada bir şey istemek değil duada Allah'ı istemek Allah'ı bulmak o isteği bahane yapıp huzur ilahiye çıkmak şükür ve ibadet bütün envoy hayatın yani kainatın dolayısıyla da bütün hayatın en ehemmiyetli bütün kainatın en ehemmiyetli gayesi olduğundandır. Zaten ölünce elimizde hiçbir şey kalmayacak. Peşinden koştuğun her şeyi terk edip gidecek. Şükürlerin ve ibadetlerin ve günahların kalacak. Dışarıdan baktığım zaman zaten koskoca kürenin üzerinde uzayda hareket eden bir geminin içinde bulunan, orada yer kapmaya çalışan, kafasını öne eğmiş, kafasını yukarı kaldırıp da bu alem nedir diye düşünmeyen ahmak bir mahluk gibi görüyorum nefsimi. Bundan sıyrılması lazım. Değil mi? Bundan kurtulması lazım. İlk emir, ikra, onut okuması, alemi okuması, kainat kitabını okuması, onun müfessir azamı olan Kur'an'ı okuması, Kur'an'ın manasını okuyup Hakikatlarını idrak edip hakiki insan olması lazım. Olduğundandır ki evet Kur'an-ı Mucizül Beyan'da çok hararetle şiddetle ve halavetle şükür ve ibadete sevk ediyor. Ve ibadet Cenab-ı Hakk'a mahsus şükür ona layık hamd ona hastır diye çok tekrarla beyan ediyor. İkinci şu anda bir cümle var. Mesela diyor, arattıran bakabilir. Küçücük bir şifa, küçücük bir rızık, küçücük bir hidayet diyor. Mesela hastalandı adam, doktora gitti. Tamam, doktora gitti. Doktor da Allah'ın izniyle o hastalığını keşfetti. Onun şifasına uygun diyor bir ilaç ona verdi. Adam diyor şifa buldu. Vesileye teşekkür edebilirsin. O doktora senden Allah razı olsun. Cenab-ı Hak maddi manevi bereket ihsan etsin sana. İlmini arttırsın diye ailesine de dua edebilirsin, kendisine dua edebilirsin. Bu insaniyetin geri yapması yapılması gereken şey. Fakat diyor, Şafi hakiki unutup o doktoru şafi zannedip o şifayı diyor ilaca verip onları Allah'a şirk yaparsan hem o adamın eğer imanı zayıfsa yoldan çıkmasına sebep olursun. Kendini şafi hakiki zannedip önünde eğilmeni ister. Hem de kendin yoldan çıkıp şifanın geldiği hizmetçiye sultan muamelesi yapıp sultanın diyor gadabını üstüne çekersin. Neden kolay yol varken diyor zor yola giriyorsun? Veya rızık. Yani bir yerden bir rızık geldi. En adi en zayıf hizmetçisiyle gönderdi sultan sen o rızkı getirene vesileye teşekkür edip ona Allah razı olsun deyip en büyük duayı yapıp ama perde arkasında rahmeti ilahiyenin diyor kudret Rabbaniye'nin teşbih makamında elini görüp diyor hürmetle öpmezsen teşbih makamında rezzag hakiki unutursan Cenab-ı Hakk'a karşı çok büyük bir edepsizlik olduğu için gayretullahına dokunur veya hidayet. Mesela peygamber efendilerimizin bazılarına ilah diyenler oldu, küfre girdiler. Veya bir hocadan, veya bir şeyhten, değil mi? Veya bir peygamberden aleyhisselam hidayetine vesile oldu. Ona salat ve selam getirmen gerekirken Allah'ım buna üzerine salat ve selamını indir. Ben razıyım. Duayı manevi edip teşekkür etmen gerekirken o hidayeti o insandan diyor bilirsen, hadi hakikiyi unutursan, işte o zaman en büyük hidayet bile en büyük dalalet ediyor, inkilap eder. Celalini müteessir eder, gayretullah'a dokunur ve elbette şiddetli diyor azabı üzerine çeker. Bunlar basit şeyler değil. Insandan istenilen evet büyük hakikatler. Perdeyi yırtman isteniyor. Onu bulman isteniyor. Onu bulamazsan evet yok olup gidersin. O yüzden Cenab-ı Hak Kur'an'da şiddetle ve hiddetle ve tekrar ile şükür ona layık, ona hastır çünkü doğru budur. Diğeri yalandır, yanlıştır, yoktur öyle bir şey. Beyan ediyor. Demek şükür ve ibadet doğrudan doğruya maliki hakikisine gitmek lazım olduğunu ifade için hayatı bütün şunatıyla perdesiz kabzayı tasarrufunda tuttuğuna delalet eden. Yani hayat direkt perdesiz. Mesela ölüm perdeli geliyor demiştik dersin başında. Hastalık var, musibet var, belalar var. Arkasında Hazreti Azrail Aleyhisselam var. Perdeli gelmesinin hikmeti nedir? Bir daha baştan beyan ediyorum haksız itirazlar, zayıf imanlı insanlar o itirazları Allah'a gidip de küfre düşmesinler diye Allah rahmetinden ölümün hakikatını ve güzelliğini göremeyen insanların önüne perde koymuş. Fakat hayatı perdesiz yaratıyor. Direkt yaratıyor. Çünkü hayatın neticesi büyük, hayatın içi ve dışı da nur. Ve direkt ondan bilmeni istiyor. E i̇nsan bir kere düşünür ben kimim, bu vücut nedir, bu vücuttaki bu hayat nasıl yerleştirilmiş, bu eller, ayaklar, gözler, kulaklar, akıl, sır, duygular, hisler nasıl konulmuş bunlar? Ne kadar ince, ne kadar hassas, ne kadar kıymetli şeyler. Demek hayyu kayyumu gösteren büyük bir ayna ilahiye sahibim. O yüzden Kur'an-ı Mucizül Beyan delaletle Bismillahirrahmanirrahim ve huve lezi yuhyi ve yumitu ve lehu l-uhtilafu ve n ve fe iza kadâ emra fe iza yekûl lehu kun fe yekûn fe yuhyi bihil arda ba'de gibi ayetlerle. Yani dirilten de öldüren de ancak odur. Geceyle gündüzü değiştirmek de ancak onun eseridir. Mümin suresi dirilten de öldüren de ancak odur. O bir şey olmasını dilediği zaman onun işi sadece ol demektir. O da olu verir. Yeryüzünü ölümden ölümün ardından diriltir. Yani kışın öldürür, yazın diriltir. İşte yeryüzünü kıyamette öldürüp mahşerde de diriltecek. Ayetler <laughs> pek sarih bir surette vasıları nefedip doğrudan doğruya hayatı hayyu kayyumun desti kudretine münhasıran veriyor. Hayat, evet bendeki muhi olan yaratılmış hayat, yaratılmamış hayatın varlığının en büyük delili ve benden daha büyük bir hak, bütün aleme hayat veren hayyu kayyumun varlığı. Ve o hayatın sermediği ve ebedi olup bu kısacık, noksan, elemli, kederli dünyaya münasır olmadığını, o hayata layık meyvesinin ahirette hayat ebedi olduğunu, bu dünyadaki hayat bürhan ile, pencere ile, delil ile bütün latifelerime gösteriyor. Evet, minnettarlık ve teşekkürü davet eden ve muhabbet ve sena hislerini tahrik eden, minnettarlık ve teşekküratı davet eden, teşekkürü davet eden ve muhabbet ve sena hislerini tahrik eden <laughs> hayattan sonra rızık var. Rızıktan sonra şifa var ve yağmur yani rahmet gibi vesile-i şükran şeyler doğrudan doğruya Zat-ı Rezzak-ı Şafi'ye ait olduğunu, esbab ve vesait perde olduğunu, Bismillahirrahmanirrahim, huve rezzakuzul zul kuvvetil metin, ve izâ merittu fe huve yeşfin, ve huve lezi yunezzülü min ba'di mâ kanatu gibi ayetler ile, yani rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak odur, hastalandığında bana şifa veren ancak odur, İnsanlar ümitsizliğe düştüğünde yağmur indiren ancak odur. Ayetleriyle rızık ve şifa ve yağmur münhasırın zatu hayyu kayyumun kudretine hastır. Perdesiz ondan geldiğini ifade için kaide-i nahviyece alameti hasr ve tahsis olan huvellezi huverrezzak yani öyle ki odur, rızkı veren ancak odur. Yani tahsis şu, o zamirdir, ismin yerini tutar. Yani perdesiz geliyor manasına gelir. Evet, ilaçlara, cansız ilan ilaçlara, hastalığı bilmeyen, tedavinin ne olduğunu bilmeyen ilaçlara, tesiri halk eden, o ilaçların arkasında onu incecik bir perde yapan şafi hakikidir. Evet, ilaç kullanmak fiili duadır. Doktora gitmek fiili duadır. Allah'tan şifa istemek kavli duadır. Fiili dua ve kavli duadan sonra o şifayı ihsan eden Allah'tır. Perdeyi yırtıp şafi hakiki bulup iyi maksat o şifayı bulmaktan ziyade şafi bulmaktır. Şafi bulduktan sonra ebediyen artık hastalanmaya gerek yok cennette. Şafi hakikinin ruhuna şifa vermesini ebediyen diyor tahsil edebilirsin. Evet bu kainatın neticesi hayat, hayatın neticesi şükür ve ibadet, onun tersi şikayet ve isyan ve küfür. Allah o tersinden muhafaza etsin, şükreden nimetlerini arttırayım diyor. Şükür saadete ebedi netice verir, ibadet zat-ı akdes ve mukaddes olan Allah'ın cemaline kavuşturur. Şikayet ise şekavete ebedi olan cehennemi netice verir o şikayetten sonradaki isyansa azabı ebediye inkılap eder. Rabbim ondan muhafaza etsin. Daima şükredip ibadetinde Rabbini bulan, Rabb isminin tecellisine mahsur olan kullarının içine dahil etsin inşallah. El Fatiha.